İslam dini, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İnsanları dünyada ve ahirette huzura ve mutluluğa kavuşturacak başka bir din yoktur. İslam'ın gelmesiyle diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. Yüce Allah, Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Bugün sizin dininizi sizin için kemale erdirdim. Sizin üzerinizdeki lütuflarımı tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Yalnız İslam'dan razı ve ondan hoşnut oldum. İslam, fikri, sözlü ve fiili bakımdan insanı en güzel şekilde yoğurup kemale erdiren ve karanlıklardan nura çıkaran saadet güneşidir. İslam'dan uzak bir toplumda İslamiyet'le tanışmış Lida, 6 kardeşi ve annesi Ukrayna'nın Lviv şehrinde hakikatleri görüp kabul ettiler. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Меня зовут Лида, я из Украины. Я родилась на западе Украины в городе во Львове. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Benim adım Lida. Ukraynalıyım. Batı Ukrayna'da Lviv şehrinde 8 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldim. Ben ailemin 8. kızıyım. Yani en küçüğüm. Diğer iki erkek kardeşimden biri Hristiyan olarak kaldı. Öteki ise Müslüman oldu. Şükürler olsun kardeşlerimden 6 tanesi İslam dinini kabul ettiler. Elhamdülillah annem de Müslüman oldu. İnşallah babam da yakında Müslüman olur. Bildiğiniz üzere ben Ukraynalıyım ve memleketimi çok seviyorum. Ukrayna, Avrupa'nın en güzel ülkesidir. Tarlaları, dağları, çiçekleri, çimenleri, ormanları ve güzel denizleri. Ben Karpat Dağları'ndan geldim. Orası hayran kalınacak doğa manzaralarına sahip bir yer. En güzel şehir benim doğduğum kent Stryi'dir bana göre. Stryi, Ukrayna'nın batısında yer alan bir ilçedir. Bu küçük ama etkileyici kentte gezilecek, görülecek çok yer var. Ama benim sevdiğim Stryi'nin dışında Lviv adında güzel bir şehir de var. Lviv de Ukrayna'nın batısında yer alan büyük bir şehir. Bu yüzden bazen Lvivli olduğumu söylerim. Aslen Stryi'liyim ama Lviv'i daha çok seviyorum. Lviv'de herkesin ilgisini çekecek çok şey var. Mesela şehrin en yüksek noktası olan Yüksek Kale. İşte benim şehrim Lviv. Harika bir şehirdir. Orada çok sayıda tarihi eser var. Şehrin eski bölümünde bulunan Yüksek Kale ya da şehrin merkezi, pazar anlamına gelen Rynok Meydanı gibi yerler dünyanın en güzel yerlerindendir bence. Tarihin değişik çağlarına tanıklık etmiş mimari yapılardan tutun, daha neler neler. Lviv, çağdaşlığın tarihle birleştirilmesi sayesinde sıra dışı bir güzelliğe sahiptir gerçekten. İmanın hedefi, tevhidini yaşayarak yüreği yalnız Allah'a tahsis edebilmektir. Bu bakımdan imanın ve tevhidin idraki, ilmi, ahlaki ve manevi değerlere sahip olmakla mümkündür. İnsani değerlerini kaybetmiş, dünyevi zevklerin esiri olmuş,
huzur ve saadetten yoksun bir toplum Ukrayna. Kiev'deki müminlerin sahip oldukları iman hazinesi, bu bozuk toplumdaki Lida'nın da ilgisini çekmiştir. Lida, yaşadığı bu topraklarda bulunan iki toplum arasındaki farkı çok iyi gözlemliyor. Müslümanlarla tanışınca edindiği düşünceleri ve hislerini şöyle anlatıyor. Це надзвичайно красиве місто, сповнене історією та сучасністю. Ось. І я переїхала в Київ, коли мені Києві ilk geldiğimde kaç yaşında olduğumu pek hatırlamıyorum. 8-9 yaşlarındaydım sanırım. O zamanlar ablam Olga Kiev'de yaşıyordu. Moldovalı biriyle evlenmişti. Hatta eniştem de Müslüman oldu elhamdülillah. Sonrasında ise ben buraya, yani Kiev'e, onların yanına taşındım. Kiev'e gelince kendimi tamamen farklı bir ortamda buldum. Burada karşılaştığım Müslümanlar, Hristiyanlar gibi değil, tamamıyla farklıydılar. Onların ağzından kötü bir laf çıkmıyordu. Bu da beni çok şaşırtmıştı. Çünkü o zamanlar yaşadığım çevrede insanlar sürekli olarak alkol alıp sarhoş gezerlerdi. Sigara içmek gibi kötü alışkanlıkları, ahlaksızca davranışları vardı. Çoğu zaman bir araya geldiklerinde başkalarını çekiştirmeleri ve bunun ne kadar ayıplanacak bir şey olduğunun hiç farkına varmadan yaşayıp durmaları hiç hoşuma gitmiyordu. Ben İslam'da önceden bulamadıklarımı, hissedemediklerimi buldum. Duyguların içtenliğini gördüm. Bu içtenliği herkesin kalbinde gördüm. Gördüm ki insan Allah için, Yaradan için, nefsinin tüm isteklerine karşı gelebiliyor. İnsan böyle olunca, alkol ve madde bağımlılıklarının ve bunun gibi kendi ecelini getirebilecek her şeyin üstesinden gelebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her doğan çocuk muhakkak ki İslam fıtratı üzerine doğar buyurmuştur. Henüz küçük bir kızken bile Lida hakikatleri arıyordu. Farklı farklı soruların cevaplarını düşünüp kafasındaki gizemi aydınlatmaya çalışıyordu. Ve en sonunda Lida sorularının cevabını ve gerçekleri gördü. Вот я ещё кое-что вспомнила, то есть у меня было такое время в детстве, когда я постоянно думала о том, вот откуда я взялась. Daha çocukken neden dünyaya geldiğimi, kimin beni yarattığını, neden burada yaşadığımı sorardım kendime. Neden ailemin başka insanlar değil de şu anki ailem olduğunu, neden bu toplumda doğduğumu, neden etrafımdakilerin başka insanlar olmadığını ve bunun gibi şeyleri sürekli olarak düşünürdüm. Kendime farklı farklı sorular sorardım. Aradan zaman geçince kendi sorduğum soruya kendim de cevap verdim. Bu Rabbimin bana lütfuymuş. Yozlaştırılmış Hristiyanlık dininin saçma gelenek ve adetlerine Lida, daha o dine mensupken bile anlam veremiyordu. Lida, Hristiyanlıkla ilgili kafasında oluşmuş boşluk ve sorulardan şöyle bahsediyor. Мне был постоянно, ну, вообще, я постоянно думала, вот почему именно воскресенье? А разве мы не можем помолиться дома там? Başka sorular da aklımı meşgul edip dururdu.
Mesela neden her pazar günü kiliseye gitmek zorundayız? Neden sadece pazar günleri gidiyoruz? Neden pazartesi, salı ya da çarşamba veya perşembe değil sadece pazar günleri bir araya toplanıp dua ediyoruz? Tanrı'ya sadece haftanın 7. günü mü dua edilir? Bu tür soruları sürekli olarak anneme soruyordum. Annem bana bizim Hristiyan olduğumuzu ve yalnızca pazar günleri dua etmemiz gerektiğini söylerdi. Sürekli olarak bunu düşünürdüm. Neden sadece pazar günleri dua etmeliyiz? Pazar gününü özel yapan bir şey mi var? İslam, Yüce Mevla tarafından gönderildiği için akıl ve mantığı en güzel ve en doğru şekilde yönlendirip İnsanın dengesini mükemmel bir surette temsil eder. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de sık sık "akletmez misiniz?" buyurarak insanları düşünmeye teşvik eder. İslam, diğer dinlerin aksine mantık dinidir. Bir de böyle bir soru ortaya çıkmıştı. Neden sürekli olarak kilisede bulunmalıydık? Evde kalıp dua edemez miydik acaba? Sadece kilisede mi dua edilir? Zaman geçtikçe Hristiyanlığa olan ilgimin bayağı azaldığını fark ettim. Sonunda bu dinden tamamen soğudum. Kiliseye pazar günleri gitme zorunluluğunu Hristiyanlık dinindeki büyük bir eksik olarak algılardım. Oysaki kiliseye girdiğimizde orası hep kalabalıktı. Dua etmek için çok insan gelirdi yani. Çok fazla insan vardı, çok fazla. Ama dua edip kiliseden çıktıkları sırada onların iki yüzlülüğü ortaya çıkıyordu. Yani kilisedeyken dindardılar, kiliseden çıkar çıkmaz önceki hallerini alıyorlardı. Böyle bir durum hiç hoşuma gitmezdi ve hiç de anlamazdım. Hatta annemle küçük bir tartışma bile olmuştu. Annem bana pederin, yani papazın yanına gidip günah çıkarmamı söyledi. Ben de günah filan çıkarmak istemediğimi söyleyince, neredeyse kıyamet koptu. Kimseye bir şeyler anlatmak istemiyordum. Ama annem, mutlaka anlatman lazım. Kötülüklerden arınmak için her şeyi anlatman lazım. Günahlarının affolması için anlatmalısın. Cennete girmek için anlatmalısın diye tuttururdu. Küçüklüğümden beri annemi hep böyle hatırlıyorum. Dindar bir kadındı. Hristiyan olduğu dönemlerde de dindardı. Müslüman olunca aynı şekilde devam etti. Sonunda annemin ısrarlarına uyarak papazın yanına gittim. Yani benden istediklerini yerine getirdim ama yaptıkları moralimi bayağı bozmuş, adeta psikolojik bir işkence gibi gelmişti. Bu olay benim üzerimde kötü bir izlenim bıraktı. Bunu anlayabilmek için hiç tanımadığınız birinin karşısına oturup hayatınız boyunca yaşadığınız, olup biten ne varsa anlatmanız, tüm duygularınızı paylaşmanız gerektiğini düşünün. Sizce buna cesaret etmek kolay mı? Oysa ki insan bazı şeyleri içinde saklamayı tercih edebilir. Ne de olsa bu onun özelidir. Neyse papaz beni dinledi ve en sonunda Tanrı seni affedecektir demekten başka hiçbir şey yapmadı. Bence o geleneğin doğru dürüst hiçbir şeyi yok. Özür dilerim. Böyle bir durum, orada yapılan şeyler saçmalığın ta kendisi. Tanrı'nın seni affedip affetmeyeceğini senin gibi sıradan bir kul nereden bilecek? Önemli olan senin bunu yürekten istemendir. Dua, insanın yüce Allah'a seslenmesi, ondan dilekte bulunması, sevincini, üzüntüsünü onunla paylaşması, iletişim kurması ve ona sığınmasıdır.
dua ederken insan seslenişini doğrudan Yüce Allah'a yapar. İslamiyet'i kabul ettikten sonra ablamdan dua etmeyi öğrendim. Ve dua ederken anladım ki insanın duaları sadece Allah'a yöneliktir. Yani sadece Yüce Rabbimize. Papaz ya da başka bir aracılığıyla değil, direkt olarak ona hitap eder. Günahlarının affedilmesi için de kendince dua ederek bunu Allah'tan ister. Yaradan'dan, Allahu Teala'dan af ve merhamet diler. Lida 14 yaşında başörtüsünü takmaya başlar. Çevresindekilerin tepkilerinden endişe etmesine rağmen hiçbir zorlukla karşılaşmaz. İslam'ın gereklerini yerine getirmeye çalışırken Lida, aynı zamanda çevresindekilere de bir Müslüman olarak örnek oluyor. Я приехала в Киев, уже как бы переехала с семьёй сюда жить где-то уже 8 лет тому назад. Вот я сначала училась в школе. Biz Kiev'e yaklaşık 8 sene önce ailecek taşındık. Önce ilkokulu bitirdim. Sonra da gimnaziyumda okumaya devam ettim. 8. sınıf öğrencisiyken başörtüsünü takmaya karar verdim. Tabii ki daha önce böyle bir şey yapmadığım için çok heyecanlanmıştım. Özellikle de sınıf arkadaşlarımın tepkileri nasıl olur diye düşündüm. Elbette beni başörtülü olarak görünce çok şaşırdılar. Bu konuda farklı farklı yorumlar yaptılar. Ama durumumu herkese anlattım ve sonuçta elhamdülillah her şey güzeldi. Yani bu durum hiçbir soruna yol açmadı. Az önce dediğim gibi öğrenimimi gimnazyumda devam ettim. Aslında orası Doğu Dilleri Okulu'ydu. Diğer yabancı dillerin yanı sıra Arapça derslerimiz de vardı. Oradaki ortam benim için çok rahattı. İslam'ı merak edenler de vardı. Dolayısıyla başörtülü olduğum için hiçbir zorluk yaşamadım. Okulda ilahiyat dersleri de okutuluyordu. Yani İslam din olarak öğrencilere yabancı değildi. Bu konuda bazı bilgileri vardı. İslam dininin ana hatlarını ele alıyorlardı. Bense bir Müslüman olarak onlara örnek oldum diyebilirim. Elhamdülillah okulu iyi notlarla bitirdim ve sonra üniversiteyi kazandım. Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Arap Filoloji bölümüne girdim. Arap dili ve edebiyatını öğrenmekteydim. Arapçanın yanı sıra İngilizceyi öğrenmekteyiz. Elhamdülillah. Üçüncü sınıfı bitirip dördüncüye geçiyorum. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Allah'ın izniyle yüksek lisansa başlayacağım. İnşallah postuplu na magistra. Okulunda başarılı bir öğrenci olan Lida, İslam'ın gereklerine uyarak da diğer arkadaşlarına örnek oluyor. Ancak başka dinlere mensup olan insanların arasında yaşarken Lida, dininin gereklerine uymaya çalıştığı için bazı farklı yorumlarla da karşılaşıyor. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Вот на специальности арабская филология. Я изучаю литературу арабскую. Okulda çok farklı hocalarım vardı. Genel olarak bana saygılı davranıyorlardı. Zaten herkese saygılı olmak lazım. Tabii ki farklı bakış açısına sahip insanlar da vardı. Şunu söyleyebilirim ki genel olarak her şey normaldi elhamdülillah. Oysa ki beni hiç anlamayan veya anlamak istemeyen hocalar da vardı. Seçimime karşı ön yargılıydılar. Bana hep bunu kendin mi yaptın yoksa kocan mı zorladı diye soruyorlardı. Buna cevaben ben evli değilim.
bekarım diyordu. İnanmayaraktan bana, hadi canım dalga mı geçiyorsun diye tekrar soruyorlardı. Ben de, hayır ben evli değilim, bu benim kendi seçimimdir diye yanıtlıyordum. Yani beni hiç kimse zorlamadı. Seçimimi tamamen kendi hür irademle yaptım. Ailem Müslüman olma kararımı etkilemedi. Kendi isteğimle camiye gidip kelime-i şehadet getirdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dedim. Şüphesiz ki buna herkes inanıyordur artık. Мне не заставили ни родители, ни семья, то есть я к этому сама пришла, я сама сказала ашхаду ля илляха илляллах, ва анна мухаммадур расулуллах, и ну, и к этому вообще никто не причастен. Вот. Ну и всё-таки хамдуля все верят в это и gökleri ve yeri yoktan var eden, gerek duymadan yardıma yaratansın sen. Akıl almaz güçtesi sen en güçlüsün. Benim canım Allah'ım, Allah'ım. Akıl almaz güçtesi sen en güçlüsün.